Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünkü derste en son ne yapmıştık? Şöyle bir şey yapmıştık. Reset. İlk tıkladığımız anda oyun başlıyordu. Burada niye başlamadı? Az önce yaptı. Allah'ım ya. He, tamam. Oyunu en baştan başlatalım. Gelsin. Second. Bir dakika ya, ben Backend'sa. Evet, yine gereksiz yere bir sürü derleme yapmaya başlamış. Ama ben buraya Backend'a hiçbir şey eklemedim ki. Bu niye Backend'ı yaptı ki? Her neyse. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zaten dünkü eğitimde göstermiştim. Şimdi bizim yapmamız gereken şey neydi? Start, Game Start diye bir yer vardı. Heh, şurası. Burada bizim yaptığımız şey şuydu. Oyun ilk başladığı anda biz mayınları dağıtıyoruz. Ama dün dediğim gibi bir mantıksal hata vardı. Şöyle ki, biz for döngüsü kullandığımız için for döngüsü 5 defa mayın oluşturmaya çalışıyor. Ama eğer şuradaki iteration bize false değerini verirse mayını oluşturuyor. Ama bazılarında vermiyor. Bunun da sebebi tabii 2 defa aynı yere mayın oluşturmaya çalıştığı için bir tanesini ben kabul etmedimden dolayı oluşturamıyor. Bundan dolayı bazen 5 bazen 4 tane mayın oluşturuyor. Mesela tekrar bakalım. Bakın 5 tane. Tekrar yükleyelim. 3 tane mesela yükledim. En az bir tane yükler ama 5 tane yükleyip yüklemeyeceği belli değildi. Onu hemen düzeltelim basit bir şekilde. Burada let mine diyelim. Eşittir 0. Tabii mut olsun. Buraya da sadece while diyeceğiz. While mine küçük 5. Bu neden böyle? Biz her mayın oluşturulduğunda, yani bu if çalıştığında biz mineyi bir arttıracağız. Şimdi mesela her türlü 5 tane mayın oluşturmuş olacak. Hemen bakalım. Oyun tekrardan yüklensin. Niye bu kadar yavaş yapıyor ya? Bir bak, tamam. Şimdi bakın 5. Tekrar deneyelim. 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 5. Kesin olarak burada 5 mayın oluşturmuş olduk. Şimdi bize kalan şey şunun etrafındaki yuvaları da işte mesela burunun etrafında kaç tane mayın var? 1, 2, 3 tane mayın var değil mi? Biz neighbors'ları alabiliyoruz. Haliyle mesela bu mayın oluşturulduğu anda mayının etrafındakileri bir arttıracağız. Neyini bir arttıracağız ama eğer mayınlı değilse empty ise field mine değeri empty ise empty'nin içinde de bir U-size U8 değeri vardı. Onu bir arttıracağız. Mesela bakın burası seçildiğinde bu hariç şunlar değerleri kaç ise bir artacak. Mesela diyelim ki önce bu mayın oluşturuldu. Burası bir olacak. Burası bir, burası bir, burası bir, burası bir, burası bir, burası bir, burası bir olacak. Ama burası mayın olduğu anda mesela ikinci mayın burası oldu diyelim. Bu defa ne yapacak? İşte bura 1'de 2 yapacak. Bura 1'de 2 yapacak. Burası 1 kalıyor. Burada, burada. Burası 1'de 2 yapacak. Burası 1'de 2 yapacak. Burası 1, burası 1, burası 1 olacak. Sonra diyelim ki bu mayın oluşturulduğunda da bu da ne yapacak mesela? Burası 1 yapacak. Burası 2 idi 3 olacak. Burası 1'de 2 olacak gibi. Amacımız bu. Tabii bunu yaparken biraz yine future signals muhabbetinden yola çıkacağız. Ben burada şunu yapmıyorum ama nasıl deseyim
Her şey için ayrı ayrı fonksiyon yapmanız çok daha güzel olur ama fonksiyon isimlerini bulmak, onları birbirleriyle etkileşim haline getirmekten ziyade şimdilik sadece çalışabilir vaziyette oluşturmaya çalışıyorum. Biz burada bütün fields'ları aldık, referanslarını aldık. Y-index dediğimiz şey işte mesela hangi index olsun? Burada sallıyorum mesela. Burada oluşturulan y-index'ten bahsediyor gerçi ama biz bunlar her oluşturulduğunda şu main oluşturulduğunda x ve y'sini alacağız. Bunun neighbors'ını alacağız. Yani komşularını alacağız ve komşularından mine olmayanları, main olmayanların içindeki değeri bir artıracağız. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Önce bir şunu değiştirelim. Uncovered yapalım bunu ki görelim bakalım doğru mu değil mi? Hepsi bir çalışsın. Bakın şu anda değişti, mayınlar dağıtıldı. Biz şimdi bu sayıları görelim ki maksat bakalım olmuş mu olmamış mı onu kontrol edeceğiz. Hemen geliyoruz. Nereye? Neighbors'lar var. Reset. Tamam. Start game. Şimdi diyelim ki biz bu Y ve X'i aldık. Aldıktan sonra geliyoruz. Niye bu kadar yavaş çalışıyor? X yer. Ben bilmediğim bir şey mi var? Ya. Klavye mi basmıyor? Tamam. Şimdi neighbors her oluşturulduğunda tekrar bu neighbors'lara ekliyoruz ama bize aslında ikinci bir neighbors lazım. Yani yeniden bir neighbors almamız gerekiyor. Yine y ve x değerlerini vereceğiz. Ben geliyorum. Bunun için bir tane fonksiyon oluşturalım. Tn ne diyelim? Increase empty. Empty olan yuvaları tek tek arttıracağız biz burada. Şimdi tabi burada yine y ve x lazım olacak bize. O kadar y ve x'i her tarafta kullanmak aslında bunun yerine başka bir veri struct oluşturup hepsini birbirleriyle etkileşimli hale getirmek daha mantıklı ama şimdilik bu şekilde yapalım. Dediğim gibi şu an aşama sadece işte bunu çalışabilir bir vaziyete getirmek. Şimdi y ve x'i aldıysak ben bu y ve x'i alacağım. Sonra increase empty diyeceğim. Y ve x'i y index ve x indeksi göndereceğim. Tamam gönderdik. Şimdi geliyorum buraya. Neighbors y x'i al. Bunların üzerinde for döngüsü oluşturacağız. For p in neighbors. Bize her bir neighbors'un her bir elemanı için bize bir değer y ve x değeri verecek. Bu neighbors'a bir vektördü. Ben o ilk y ve x değerlerini alacağım. Fields'ı çağıracağım. Bana bütün fields'ları ver. Ama hangisini verecek? İşte y ve x'i verecek. Y ve x değerleri hangisi ise onları verecek. Dersin. Lock. Ref. Bu ne? Lock ref index mode. Index mode y sonra lock yine lock ref diyoruz lock ref index burada hata verecek tabi biraz index mode x kabul etmiyor mu it ha index mode olacaktı index mode x'i ver. Bakalım. Match diyelim.
Mine kısmına bakalım. Minesi. Bu niye böyle? Ha. Eğer field mine bu komşunun field mine'ı empty ise empty mesela mine sayısı bu M olsun. Ne yapsın? Ne yapsın? Ne yapsın? Ne yapsın? Tekrar buradakinin aynısını yapsın. Şu. Ama bunu nasıl alabiliriz? Tabi burada hata verecek şimdilik. Biz buraya da şöyle diyelim. Bakalım nerede hata verecek. Cannot borrow as mutable. Tam tahmin ettiğim gibi. Burada hem referans hem mutation falan aldığımızdan dolayı aynı anda bunlar gerçekleşemez diyor. Biz de bu yüzden buraları değiştireceğiz. Yine geleceğiz. If döngüsünü kullanacağız. If let's sum diyelim. X fields eşittir. Fields luck ref gets y. Y koordinatındaki mayınları al. Sonra geliyorum. Bu defa x fields'ı alıyorum. Yine if let sum field diyorum bu defa. Çünkü bir mayını alıyorum. Bu defa. Sonra ne diyoruz? X fields luck ref gets x aldık. Yani komşudan bu komşularından bir tanesinin verisini aldık. Şimdi geliyorum diyorum ki eğer match field mine kısmına bakıyoruz. Eğer field mine empty ise empty olduğunda bir sayı da içeriyor. M diyelim biz bu sayıya. Şimdi geliyorum buraya. Eğer empty ise yeni bir tane bu empty m'i bir arttıracağım. O halde geliyorum diyorum ki x fields luck mut bu çalışıyor ama etki etmiyor niyeyse. Çünkü şunun içinde olduğundan dolayı etki etmiyor aslında. Yani x fields hem burada referans alıyor hem luck mut alıyor. İkisinin aslında birbirleriyle çakışması lazım. Yani bunun aslında hata vermesi lazım ama vermiyor. Çalışıyor. Fakat istediğim tepkiyi alamıyorum. O yüzden biraz garip bir yöntem kullanmam gerekecek. Yine de göstereyim neden çalışmadığını. X elemanını değiştirecektim. Geliyorum buraya diyorum ki bu eleman şöyle olsun. Fields olsun. Fields'ın minesi empty olsun. Ama empty'nin içindeki m değeri m'nin artı biri olsun. States ise field'ın state'i olsun. State durumu değişmeyecek zaten. Klonlayalım bunu. Aynen kalsın. Şimdi bakalım. Nerede hata verdi? Not found. Ha, doğru ya burası empty demişim ama direkt çağıramıyorsunuz. Field mine. Şimdi oldu. Tamam. Şimdi ha. Eğer empty ise değiştirecek. Diğerinde hiçbir şey yapmayacak. Yani mayınlı ise zaten hiçbir şey yapmasına gerek yok. Tamam. Ama yanlış yere attık tabii. Şurası. Aa yok. Şu. Ya bu editörün işte sevmediğim bir kısmı bu. Bir çalıştıralım. Şu buradan başlamış. Burada bitmiş. Fields. Set cloned. Tamam. Yok mine. Şöyle.
Ya niye böyle ya? Bunu kendin yapsana arkadaş ya. Şöyle yapalım. Sonra gelelim buraya da şöyle diyelim. Yani mayın neyse hiçbir şey yapmayacak. Ha gene. Ya ben bununla hakikaten başa çıkamıyorum ya. Niye böyle saçma sapan bir hata? Bu burada başladı. Set clones. Build. Set clone bitti. Buna gerek yok. Tamam. Ha. Tamam. Burada virgül mü atmam lazım ya illa? Virgül atmayınca olmuyor mu? Şimdi çalışmış olması lazım. Haydi bakalım. Evet, 1, 2, 3, 4, 5 tane çalıştırdı. Bakın çalışmasında herhangi bir problem yok ama etkisini göremiyorum. Yani buradaki sayıların da değişmiş olması gerekiyordu normal şartlarda ama değişmiyor. Bunun da sebebi sanırım burada bir, yani ben öyle tahmin ediyorum. Tabii o kadar iyi hakim değilim ama şundan kaynaklı. Mesela X fields burada hem referans almış oluyor. Ben mesela aynı yerin referansını alıyorum. Ayrıca burada X fields diyorum, lock mut diyorum. Bu defa mutation referansını alıyorum. Haliyle referans varken bu kilitlemiş oluyor. Bu önce kilitlediği için buradaki, yani nasıl desem, çalışmaması gerektiği halde hata vermiyor, çalışıyor. O yüzden ben şöyle bir yöntem geliştiriyorum. Şu if'ten sonra, yani şunun arkasında ben bir şeyler yapmam lazım. Ama nasıl? Nasıl? İşte bu biraz can sıkıcı bir yöntem oluyor bu defa. Ha. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Nasıl değiştirebiliriz? Aslında sinyalleri burada kullansak değişir mi diye düşünüyorum ama zannetmiyorum. Şuraya geliyorum. If, pardon. Let's mute mayın olup olmadığını, yani bu if'in çalıp çalışmadığını bir önce ele alacak bir değişken oluşturalım. Buna i diyelim. False diyelim. Bunun içine girersek şurada mayında eğer empty ise burayı mesela i true olsun. Tamam. Pardon, bu burada olmaz. Nerede bunu yapabiliriz? Mine şurada. Bunu yapabiliriz. Burayı şöyle tamamını şöyle yapalım. Dolayısıyla ben buraya geliyorum. Burada önce iyi turu yapalım. Yani bunun sebebi şu. Mayın olup olmadığı bana lazım olacak. Yeni bir yöntem kullanıyorum. Bu yöntemde burada bir if kullanmam gerekiyor. İşte mayın olduğu için değiştir. Eğer mayın değilse zaten, yani empty değil de mine ise zaten hiçbir şey yapmayacağım. Ama burada empty ise tamam işte burayı değiştir demem gerekiyor. Şurayı çıkarıyorum. Şunlar bana lazım değil. Şu da bana lazım değil. Bunların hiçbiri aslında şimdilik lazım değil. Ha, yok lazım. Lazım mı? Lazım. Lazım oluyor. Sadece set clone yapmıyorum. Burayı çıkarıyoruz. Fields bana lazım.
Bir tane de fields oluşturacağız. Geliyoruz buraya. Yine şurada tanımlamam lazım. Çünkü burada tanımlasam ben ona ulaşamam. Add mood new field diyelim. Fields default olsun. Bir tane alalım. Eğer empty ise ben bu new fields'ı geliyorum buraya. New fields eşittir. Field'ı main olsun. M'in bir artısı olsun. State'i de field state'in aynısı olsun. Şimdi ben yeni bir field oluşturmuş oldum. Şimdi ben buraya geliyorum. If'ten sonraki kısımda geliyorum. X fields lock mood. Şimdi bu if'in dışında artık lock ref'in dışında olduğundan dolayı lock mood'u çağırabiliyorum. Set clone diyebiliyorum. X value'sine new field'ı ekliyorum. Ama bunu yapmam için bu i'nin de true olması lazım. If i ise şunu yap. Şimdi bakalım. Oh. Tamam. Yes. 132. Şuna. Tamam. Şimdi bakalım. Aa, yine sayılar değişmedi. Bunun etrafındaki sayılar değişmiyor. Niyeyse. Niye? Ha, pardon. Increase empty. Tamam, çalışması lazım. Y index, x index. Şöyle bir yapalım. Set clones. Yalp mine. True. Neyi yapmıyoruz acaba? Start game neighbors'u çalıştırdık. Şu resette de şey yapalım bir. Reset fonksiyonunda da her defasında oyunu başlatmak istemiyorum. Reset nerede ya? Reset'te her defasında game state set false diyelim de oyun her defasında baştan başlatmak zorunda kalmayayım. Bakalım. M'ler dağıtıldı ama M'lerin etrafındakiler değişmedi. Aynı sebepten ötürü mü acaba değişmiyor? M'ler dağıtıldı ama etrafındakiler değişmedi. Tekrar o halde şuraya geliyorum. Start game'de. Biz burada fields lock ref if'in dışında mini'yi bir arttırdık. Bak mult set cloned. Burada çalışıyor mesela aynı mantıkla. Increase empty. Y'nin ve X'in komşularını buluyoruz. Bir bakalım burası çalışıyor mu?
Hintlerine neydi, ben bunları ters etmeyi seviyorum. Çalıştı diyelim. Şuradan geliştirici araçlarını alalım. Niye hatırlıyorum ya? Şimdi bakalım. Ne görüyor burada? Evet, tamam. Sprintlerini de buraya ekleyelim. Şimdi bakalım ekrana bir şeyler yazdırıyor mu, yazdırmıyor mu? Yazdırıyorsa yazdırıyor mu, yok yazdırmıyorsa bir sıkıntı vardır. Demek ki bu if hiç çalışmıyor. Benim gözümden kaçan başka bir sorun var. Niye çalışmıyor? Start game dedik. Her neighbors çalıştığında, ki çalışıyor. Biz burada fields'ları oluşturuyoruz. O zaman increase kısmının çalışması lazım. YX neighbors'u aldık. Neresi? Burası mı çalışmıyor? Burası mı çalışmıyor? Ben kısaca şöyle yapıyorum. Gelelim. Önce bir bakalım bu fonksiyon çalışıyor mu? Çalışması lazım. Çalışmaması için herhangi bir gerekçe görmüyorum. Bir. Ben evet, debug böyle yapıyorum ben. En rahat bu şekilde basit soruları çözüyorum yani. Tabii karmaşık oldu mu biraz daha derli toplu test yapmanız gerekiyor. Ama şimdilik bu bana yetiyor. Bakalım hangi aşamada çalışıyor ya. Bakın bir çalışıyor, 2, 3, 4. Sonra bir çalışmamaya başlıyor. 2, 3, 4. 2, 3, 4. İlginç. Increase empty. Tamam, ilginç değil, doğru. Bu bir defa çalışacak zaten. Bir defa çalıştı. Çağırdık. 2, 3, 4. Burası çalışmıyor işte. Hiç true olmuyor mu? Hiç mi true olmuyor bu i? Benim gözümden kaçan ne? Evet, hiç true olmuyor. Oysa şurada print'in komut çalışması lazım. Get x diyoruz çünkü. Doğru ya, ama bu P'yi biz zaten bu yüzden kullanacaktık. P'nin sıfırıdır burası. Burası da P'nin biri. Çünkü neighbors'un y ve x'ini alacağız biz. Şimdi bakalım. Evet. Bakalım. Ana. M'ler nereye gitti ya? M'ler nereye gitti? M yok. Mayının etrafında görünmesi lazım. Mayınlar görünmüyor. Şurayı da bir kaldıralım. F0 aldık. F1'i aldık. Burası da F1 olacak.
Şimdi tekrardan bir bakalım. Ops. Olmuş. Doğru mu? Evet. Bunun birdir. Bunun bir. Bunun bir. Buranın iki. Doğru. Buranın iki. Doğru. Bir bir bir. Bunun bir 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 bir. Buna bakıyoruz. Bir bir bir. A iki. Tamam. 10 numara 5 yıldız. Olmuş yani. Şimdi bunları gizleyip oyunu baştan başlatacağız. Ondan sonra mayınlarımızı açacağız. Ama eğer tıkladığımız yer bir mayınsa oyun bitecek. Tabii oyunun bitmesi kısmında ben sordum. Bizim bu Amazon HTML'deki buton gibi çalışmıyor. Hepsi div kullandığı için ki bu tasarım için aslında çok mükemmel ama kontrol mekanizması için biraz daha sıkıntılı olabiliyor. Mesela direkt disable kullanamıyorum bu butonlar için. Biraz da geliştirme yapmam lazım. Ama oyunumuz aslında bitti. Bu yani. Geri kalan kısımlarını siz yapabilirsiniz. Hepsini. Tabi biraz düzenleme yapalım. Mesela az önce default kısmını değiştirmiştim. Şurası covered olsun. Covered. Tamam. Mayınlar dağıtıldığı zaman da ben açalım bakalım çalışıyor mu diye kontrol etmiştim. Yine burası da hiç değişmesin. Hiç değişmesin. Olduğu gibi ne olsun? Covered olsun. Bu da yine. Sadece kimin açılması lazım bu arada? Y ve X açılması gerekiyor. O yüzden Start Game'de biz ayrıca ne yapacağız? Increase state fonksiyonunu çağıracağız. Tabii mayınlarımızı yerleştirdikten sonra increase fonksiyonumuzu 5 tane mayın yerleştikten sonra çağıracağız. Geliyorum buraya. Diyorum ki increase state field kim? Aslında direkt bunu çağırmak yerine direkt burayı mı yapsak? Bu mesela mayınların olduğu yer. Burayı while bittikten sonra çalıştırmak gerekiyor. Fields'ı almak gerekiyor. Biz bunun içinde bir tane fonksiyon mu türetsek? Yok ya. Olduğu gibi Fields'ı gelip alalım ya. Şimdilik uğraşmayayım onunla. Ama burada da zaten Field'ı istemiş. Field üzerinde direkt kontrol yapmış. O yüzden yine mecburen geliyoruz. Nereden alıyoruz bu bilgiyi? Nerede var? Nerede var? Nerede var? Biraz daha rahat olabilecek bir yer lazım. Kopyala yapıştır yapmaya çalışıyorum burada. O yüzden en kolay şekilde kopyala yapıştır yapayım da oyun bitsin. Kendi projelerime başlayayım diye istiyorum. Neredeydi? Şurası. Geliyorum buraya. X fields'ı aldık. Yine Lacraft diyelim buna. Çünkü sadece state durumunu değiştireceğim. If let sum field diyorum. Eşittir. Lacraft. Set clone değil bu defa. Get diyorum. Get x. X'i al. Sonra fields'ın field state set ne olsun? Fields states covered olsun.
Nerede hata verdi? 82. 82 nerede? Ne ya? Ne diyor bunlar? 77. Bir şeyler. Burada mı acaba hata? Burada muhtemelen bir parantezden dolayı kafa gitmiş diye tahmin ediyorum. Evet, şöyle. Böyle bir şey olmaması lazım normalde. Hatayı da verirse güzel olur tabi. Şimdi oyun başladı. Tıkla. Aa. Oo. Ankara. Runtime error. Unreachable. Ha. Çok ilginç bir hatayla karşılaştık. Çok ilginç hem de. Buradan kaynaklı get y get x. Ama neden? Tekrar bakalım hataya. Basın closure, basın closure. Yok. Bu benim çözebileceğim bir şeyin ötesine geçmiş. RvLock kullanıyor demiştik daha önce. Locks kilitliyoruz. RvLock yapıyor. RvLock right. Herhangi bir bilgi de aslında vermiyor. Hangi satırda tam olarak çalışıyor bu hata? Bilmiyorum ama tahminimce buradaki field state olayı biraz sıkıntılı oluyor. YX YX şurayı bir şöyle yapalım. Bakalım. Ne olacak? Şimdi mesela hata vereceğini zannetmiyorum ama hata versin. Yok, hata vermedi. Aslında açıyor dikkat ederseniz. Mesela bunun etrafında iki tane mayın var. Bunun etrafında da demek ki burada bir tane mayın var. Bunun etrafında bir tane daha var. Bunun etrafında sıfır olduğu için burada mayın yok. Bu sıfırsa burada da mayın yok. Burada da mayın yok. O zaman burası mayın. Burası boş, burası boş, burası boş. Bunun etrafında bir tane mayın kaldı. Bunun etrafında da bir mayın. O zaman bu ikisinden biri mayın. Burası değil. Burası bir olduğuna göre burası sıfır, 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 sıfır. Sıfırların etrafı bomboş. O yüzden açıyorum hepsini. Mayınlar. Bu da sıfır. Bu ikisi de bir olduğuna göre buradadır. Burası mayın. Burası boş. Aa, mayınmış. Yanlış yaptık. Buraya bakalım. Oo. Burada 3 tane, bunun etrafında 3 mayın varmış. Demek ki bu da mayın, bu da mayın. Aa, 3 tane mayın orada olacağını beklemiyoruz. Burası 2. Burası mayın. Ha, bunların hepsi boş zaten. Tamam. Doğru ama oyunda hala bir eksiklik varmış. Az önce dediğim şey sorun. Oyun başladığı anda şurası covered dediğim anda çalışmıyor. Niyeyse. Bunun sebebi sanırım şu ikisi aynı anda çalışıyor olabilir. Ama sebebini çözemedim. Tam sebebini çözemedim. Yalan olmasın. Bu if çalıştığı anda yok. Aslında dışarıda ben bu işlemi gerçekleştiriyorum ama niyeyse garip bir şekilde
farklı bir sonuç veriyor. Gayet böyle garip bir sonuç veriyor desek yeridir. Çözebileceğim seviyenin biraz yukarısında olmuş bu. Evet. Çözebileceğim seviyenin ilerisinde olmuş. O yüzden bunu şimdilik burada bırakıyoruz ama tek bir şey kaldı geriye. O da şu. Bu böyle kalsın şimdilik. Ben bunu geliştiricisine bir sorayım. Neden böyle bir hata veriyor diye. Bakalım ne diyecek şimdi. Burada mesela ilkine tıkladığım zaman açmıyor ama dağıtıyor. Normalde açması lazım. Bu az önceki hatadan kaynaklı. Şimdi mesela bu 1, burası 1, burası 1, burası 1. Bakın mesela buldu mayınları ama şu 0 ya. 0 olduğu anda aslında etrafındaki bütün mayınları da açması lazım. Ama onu bir sonraki derste yapalım. Bu bug da orada şimdilik kalsın. Onu da eğer aklıma bir yöntem gelirse öyle çözerim. Şimdilik dersimizi burada bitirelim diye düşünüyorum. Evet, bir sonraki ve son videomuzda mayın tarlası ile ilgili son videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi